Herkes nerede? Uzun yıllardır bu sorunun yanıtını arıyoruz. Bilim insanları bir süredir farklı yıldız sistemlerinde yaşanabilir gezegenlerin olup olmadığını araştırıyor. Yıllar içerisinde gelişen gözlem yeteneklerimiz sayesinde bugüne kadar yaklaşık 5000 farklı öte gezegen tespit ettik ve bu gezegenlerden bazıları yaşama elverişli olabilir. Bu video ile birlikte yaşam ihtimali olan öte gezegenler serisine giriş yapıyoruz. Bu seride bugünkü konuğumuz olan Tigard'ın B gibi pek çok farklı öte gezegene yer vereceğiz ve bunlarda yaşam olup olmadığını inceleyeceğiz. Gelin galaktik komşularımızı ziyarete Tigard'ın B ile başlayalım. Ve işte karşınızda Tigard'ın B öte gezegeni. Tigard'ın B, Güneş sistemimizden yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve ismini aldığı Tigard'ın yıldızının yörüngesinde olan kayalık ve karasal yapıda bir öte gezegen. Tigard'ın B, Aries takım yıldızında bulunuyor ve Dünya'ya en yakın öte gezegenlerden birisi. Ancak buna rağmen yıldızının keşfinden tam 16 yıl sonra, Haziran 2019'da keşfedildi. Yeni keşfedilmiş bir gezegen olmasına rağmen bilim insanları Tigard'ın B'den oldukça umutlu. Zira bu gezegen neredeyse Dünya'nın ikiz kardeşi. Tigard'ın B'nin kütlesi yaklaşık olarak 1,05 Dünya kütlesine, boyutu ise 1,02 Dünya boyutuna eşit. Baz değer olarak Dünya'yı 1,0 kabul edersek, Tigard'ın B'nin Dünya ile kütle ve boyut bakımından neredeyse tıpatıp aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu gezegende aynı zamanda oldukça stabil, güvenli bir atmosfer dengesi mevcut. Normal şartlarda standart bir yıldız sisteminde keşfedilen gezegenlerin atmosferik dengelerinde değişimler gözlenebilir ve genelde yaşam için uygun koşullar sağlanmaz. Bunun sebebi gezegenin kendisinden ziyade yörüngesinde bulunduğu yıldızdan kaynaklı. Yıldızları o kadar şiddetli patlamalara, o kadar yoğun radyasyon akımlarına yol açar ki gezegenlerin atmosfer dengeleri tamamen alt üst olur. Günümüzde keşfedilen birçok öte gezegende yıldızının şiddetli aktiviteleri sonucunda yaşam için uygun koşulu yaratmak neredeyse imkansız. Ancak Tigard'ın yıldızı diğer yıldızlara kıyasla oldukça stabil ve düşük aktivitede bir yıldız. Yörüngesindeki gezegenler bu kadar stabil bir yıldıza sahip oldukları için atmosferik dengeleri tıpkı Dünya'daki gibi tutarlı ve ani değişimlere uğramıyor. Bu durum, gezegendeki olası iklim düzeninin yine Dünya'ya benzer bir şekilde düzenli aralıklarla gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Tigard'ın yıldızı M tipinde bir yıldız ve kızıl cüce sınıfında. Güneş'e kıyasla oldukça küçük ve düşük bir kütleye sahip. Kütlesi Güneş'in yaklaşık %8'ine eşit ve tam 8 milyar yaşında. Aynı zamanda bu yıldızın M tipinde olması son derece küçük olduğu ve bir yıldız sınıfına girmek için minimum sınırda olduğu anlamına geliyor. Karşılaştırmak için Güneş'in G tipi bir yıldız olduğunu belirtelim. Aralarındaki boyut farkı net şekilde görülebiliyor. Tigard'ın yıldızı bu kadar küçük olduğu için yörüngesindeki yaşanılabilir bölgede Güneş'e kıyasla daha yakın bir alanda. Peki ama yaşanılabilir bölge nedir? Aslında adından da anlaşılacağı üzere yaşanılabilir bölge, bir yıldızın etrafındaki yörüngede yaşam için uygun koşulların sağlanabileceği alanı tanımlamakta. Bu alan, yıldızın kütlesine ve yaydığı ısıya göre değişmekte. Yıldız ne kadar fazla ısı yayıyorsa, yaşanılabilir bölgeyi de o oranda yörüngesinin dışına itmiş oluyor. Eğer bir gezegen yıldızına çok yakın olursa, yüzey sıcaklığı suyun sıvı halde bulunmasına izin vermeyecek kadar yüksek olur. Bu da yüksek ihtimalle suyun buharlaşarak uzaya dağılmasına sebep olur. Bir diğer durumda, gezegen yıldızına çok uzakta yer alırsa, bu sefer de yüzey sıcaklığı düşük olacağı için suyun asla sıvı hale geçmemesine, eğer mevcutsa yalnızca buz olarak depolanmasına sebep olur. İşte bu iki örnek bize bir yıldızın yörüngesinde yalnızca belirli bölgelerde yaşama elverişli koşulların sağlanabileceğini gösteriyor. Bu bölgeye de yaşanılabilir bölge diyoruz. Tigard'ın yıldızının yaşanılabilir bölgesi, Güneş'e kıyasla yıldıza daha yakın bir alanda. Bu, elbette yıldızın daha küçük ve daha soğuk olmasından kaynaklı.
Tigard'ın B gezegeni tam olarak bu bölgede yer alıyor ve bu yüzden bilim insanları bu gezegenin hem boyutları, hem fiziksel özellikleri, hem de yörünge mesafesi sebebiyle yaşam koşullarını tam olarak desteklediğini düşünüyor. Gezegenin yaşanılabilir bölgede olması sebebiyle Dünya'ya kıyasla yıldızının çok daha büyük görüneceği de bilinenler arasında. Karşılaştırma olması amacıyla ekranda Dünya'daki bir gün batımını ve Tigard'ın B'de yaşanacak olası bir gün batımını görüyorsunuz. Tigard'ın B'nin belki de Dünya'dan ciddi anlamda farklı olan tek özelliği yörünge süresinin yaklaşık 4.9 Dünya gününe eş olması. Yani bu gezegende bir yıl Dünya'daki gibi 365 günde değil, sadece ve sadece 5 günde tamamlanıyor. Tigard'ın B aynı zamanda diğer öte gezegenlere kıyasla yaşama daha uygun bir yüzey sıcaklığına da sahip. Bu gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık 28 santigrat derece olarak tahmin ediliyor ve bu değer suyun sıvı halde bulunması için son derece uygun. Bu değer aslına bakarsanız Dünya'nın yüzey sıcaklığından yani yaklaşık 17 santigrat dereceden daha yüksek. Hatta Dünya'ya göre oldukça sıcak da diyebiliriz. Ancak bilim insanları yaşama elverişli ortalama yüzey sıcaklığının yaklaşık 20 santigrat derece olduğunu söylüyor ve Tigard'ın B'nin de bu değere oldukça yakın olduğu biliniyor. Şu anda Tigard'ın B'de herhangi bir yaşam olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer varsa bile bu gezegendekiler henüz güneş sistemimizi dahi keşfedememiş olabilir. 2044 ve 2496 yılları arasında Tigard'ın yıldız sistemi güneş sistemini tespit edebilecek bir konuma gelmiş olacak. Ancak bu gezegende yaşam olup olmadığını öğrenmek için çok daha uzun yıllar boyunca araştırmalar yapmamız, belki de sadece öte gezegen görüntülemeye yönelik uzay teleskopları geliştirmemiz gerekecek. O zamana dek Tigard'ın B bilinmezliklerle dolu galaktik komşumuz olmaya devam edecek. Yaşama uygun öte gezegenler serisinin ilk videosunun sonuna geldik. Bu serinin devamı ve çalışmalarımın desteklenmesi için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, bilimin ışığında kalın.